Babil Sesli Kütüphane. YouTube kanalımıza bize destek olmak için abone olmanızı dileriz. İlk yaratılan varlık, Hakakatkı Muhammediye, insandaki akıl, manalarına gelir Salat-ı Meşiş açıklaması konuştuğu zamandan beri çocuklarına verilen bir emirdir. Fakat Allah, C.C. tam başka hiçbir şey Fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'e hakkıyla da salat edemez. Allah, C.C.'ın saltı zatı ve fiilleri vasıtaya muhtaç olmamaksızın olur. Zuhur eden şeyler, keşiflerin hepsi Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali'in sebebiyledir. Küfrün karanlığı Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali ile yok olur. Allah, C.C. bir kimseye iman verecekse bir örtüyü kaldırır gibi karanlığını kaldırır. Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz ise örtünün kalkmasına sebeptir. Yaratılışın evveli Rihki Muhammed'i, sonu ise insniyetin yaratılışıdır. Yani bütün kainatın yaratılışının başlangıcı ve kökü Fahri İlem Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'dir. Kainattan kasıt, ruhlar ve cisimlerdir. Ruhlar ve cisimlerin hepsi, bir hakikati ve sırrı bünyesinde taşır. Eşya, isimleri ve sıfatları yüzünden farklılaşır. Çünkü ilemin vücudunda yani bireylerinde özellik olarak vardır. İlem her türlü vasıfları ile Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'den intişar etmiştir. Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz yaratılışta da ruhani yönü ile her şeyden öncedir. Rihni ve cismani cihetlerin özü ve geldiği yerdir. Nitekim hadis-i şerifte gelir, Allah, C.C. önce benim ruhumu yarattı. Ne kadar esrarı rihni varsa, hepsi Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimizin rihaniyetinden ayrıldı. Peygamberlerin ve evliyaların ve diğer insanların ruhları da, ondan ayrılan tali unsurlardır. Onun için buyurdu ki, ben peygamber iken, Adem, az, çamur ve su içindeydi. Yani yaratılış itibariyle sonra gelmiş olsa bile Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz mahlukattan önce yaratılmıştır. Onun peygamberlik sırları, fiilleri ve diğer halleri Allah, C.C.'ın koyduğu esrara göre vakti 27-28 Salat-ı Meşiş açıklaması gelince tecelli etmiştir. Görünüşte mübarek vücutları sonradan gelmiş olsa da, Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz, biz sonradan gelmiş, geçmişleriz buyurdular. Zira arş-ı L'den önce cisimli külli vardır. Buna heyleci külli derler ki, cümle feleklerin, unsurların ve doğuşların mayasıdır. Fahri İlem Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimizin ruhniyeti cisimler ilemine göre öncelik taşımakla cisimli külli sureti ile tayin olmuştur. Bu itibirle cihetki cismaniyeleri dahi bütün mahlukattan önce oldu. Buna göre arş ve arşın kapladığı takdir edilen cisimlerin sırları, Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimizin cisimlerinden çıktı. Bunun üzerine Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz kendine mahsus unsurları ile öncelik sahibi oldu. Kainatın yaratılışı bu hakikat üzere tamam oldu. Zir mübarek ruhları ruhku cm olduğu gibi, cisimleri de cisimli kamil idi. Yaratılmışlardan ve diğer peygamberlerden onun şemildi ve hilyeki şeriflerini derleyecek, toplayacak, kemaline ulaşacak ve tamamlayacak biri gelmedi ve gelmeyecektir. Fakat onun arkadaşları Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimizin özelliklerinden bir kısmını almışlar ve nispetini devam ettirmişlerdir. Mesela dört halife Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinanureyn ve Hazreti Ali, radiyallahu anhüm, efendilerimiz ayrı ayrı sırlardan bir sır taşımışlardır. Hazreti Ebubekir Sıddık, radiyallahu anh, peygamber, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimizin arkasında cemaat olarak uyduğu en büyük insan, Hazreti Ömer Faruk, radiyallahu anh, tebliğin zor günlerinde desteğine muhtaçı, hakikat aleminde bulunmayan şeylerin hepsi, hayali. Eşyanın ve olayların, müphem ve eksik idrik edilmesidir.
ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekli, vasıfları, huyları, ahlakı, tavırları ve davranışları. Salat-ı meşiş açıklaması olduğu insan, Hazreti Osman Zinanureyn, radiyallahu an, üçüncü bir kızım olsa ona yine verirdim dediği güzide damat ve zenginliğini peygambere ikrim eden zamanın en büyük aristokratı Hazreti Ali, kerremallahu vece. Efendimiz ise hicrette emanetleri yerine teslim etmek için ölüm döşeğinde huzur uykusuna yatırdığı ve savaşlarda düşmana korku saldığı en büyük kahramanı. Fakat Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz ilmiledün sırlarının kaynağı olduğundan bugün hala ilgi odağı olmaktadır. Çünkü dünyevi işlerin hakikatlerini oluşturan bu ilim hala insanları kendine cezbeder. Hazreti Ömer Faruk, radiyallahu an, Hazreti Ali, kerremallahu vece, nin bulunmadığı topluluk içinde müşkül bir mesele çıkmasından Allah, cca sığınırım demiştir. Tasavvuf alana girdiği için Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz üzerine çok şeyler yazmak gerekir. Kısaca şahsiyeti hakkında şunları söyleyebiliriz. Cabir bin Abdullah el-İnsari, r.a.'dan naklen, Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz şöyle buyurdu, Allah, cca, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı, Tirmizi İbni Ömer, r.a.'dan şöyle rivayet etti. Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz ashabı birbirine kardeş yaptı. Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz gözleri yaşlı olarak fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, ashabı birbirine kardeş yapmışsın, beni kimseye kardeş yapmadınız. Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz, ya Ali, kerremallahu vece, dünya ve ahirette sen benim kardeşimsin dedi, Tirmizi, Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz olaylar karşısında Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, 29-30 salat-ı meşiş açıklaması Efendimizin, ya Ali, sen Kabe durumundasın. Sana gelirler, sen gitmezsin. Bu kavim eğer sana gelip de bir işi teslim ederlerse kabul et. Gelmezlerse sen ileriye varma emrine itaat ederek yaşamıştır. Sonradan gelecek insanlar sevgilerinde aşırılığa kaçacaklarını bildiğinden kabrini bile oğullarına saklamalarını emretmiştir. Çünkü Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz varlığını Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e borçlu olduğunu çok iyi biliyordu. Halifelik sırasını bile en sona bıraktı ki, Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin arkadaşlarının kıymetleri diğer insanlara ulaşsın içindi. Ayrıca Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin vefatından sonra doğabilecek fitneyi daha ileriki yıllara çekerek Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin dünyayı terk edişinin acısı yanına ikinci bir acıyı ümmete yaşatmadı. O fitne dönemlerindeki ağır yükü taşıyacak kişiydi. O gelecekle ilgili haberleri bilen ender sahabelerdendi. Hamd, bizi dalaletten hidayete sevk eden ve bu yolu seçenedir. Salat ve selam kesintisiz, bizlerden kadri ve kıymeti yüce olan Nebinin üzerine olsun, kıyamete yakın gönderilen Hazreti Muhammed. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Med'e sav, ikram layıktır. O iyilik hazinesi, cömertlik denizidir. Huda'nın nurudur. Vasıfta efendi, sıfatta kamil, nuru zat-ı endandır, bakanlarından değildir. Onun nuruyla levh-i mahfuzda satırlar parıldar. Bize bu haber geldi. O her şeye muttali olduğu halde, bilinmeyeni bildiği halde hakkına tecavüz etmez ve etmemiştir.
her şeyin sahibi ona dostum dedi, onu onunla anlattı. Sırları ona anlattı. Bir sözü sakladıysa edebindendir, onun göğsünde toplanan ilim gelmiş ve geleceğin ilmidir, ver sahibine bu sıfatla kim kıyas edilebilir? Bu bendeki olan onun feyiz deryasından avuçladıklarımdır. Kudret ve zengin Mevlamız affına ulaşan, kuluna sarılarak bu sözleri söylüyorum. Peygamberimiz Allah'ın bize olan nimetlerini müvedeledi, sonra ey merhametlilerin en merhametlisi Ehl-i Beytimin günahlarını affeyle, tükenmez ilim ve amel ihsan et, ebedi merhamet et, buyurdu. Ey benden ince meseleleri soran, ilmi ledünni bana mirastır. Dilersen geçmiş zamanları sor, dilersen gelecek zamanları sor. Geçmiş ve gelecek benim yanımda aşikardır. Onların salatı meşiş açıklaması Müslümanların dinleri tamamlanmış olmasına rağmen, sosyalleşmeleri ve devletleşme temellerinde onun sabır ve sonsuz ilmi kaynak olmuştur. Bu ümmete ihsan edilmiş büyük nimetlerdendir. Fakat şurası da unutulmamalıdır ki, siyasi hayat içinde olan insanların dinleri ile ilgili halleri yöneticilikleri ile eşleştirilmemelidir. Çünkü siyaset hak yolunun gereği olmayan işleri insanlara yaptırmıştır. Bu sebeple Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz çok sıkıntı çekmiştir. O eşit veya birbirine yakın seviyedeki insanların dengelerini sağlayan kişi olmuştur. Gönüllerin dünya istekleri ve içtihatları ile karıştığı anda, dinin yüceliği ile nefislerin birbirine çakıştığında ancak ilmin kapısı Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz tarafından sakinleştirildi. Bu Allah, C.C.'ün ümmeti Muhammed'e, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, bir ikramıdır. Konumuza dönelim, Kur'an-ı Kerim'de, musabir ve mukaddir olanların en güzeli olan Allah, C.C. pek mübarektir, müminin, 14, buyuruldu. Bu ayetin tecellisi Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'dir. Allah, C.C.'ın zatı dahi fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin yaratılışına hayrandır. Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz siret ve sırları toplayıcı ve hakikatine başlangıç olduğu gibi, ilhi ilemede zat, sıfat ve iyefilin zürriyetine ss sırlarını ancak ben açığa çıkarırım. Bu söz açık bir delildir. Kasodeci Ercize, Hazreti Ali, kerremallahu vece'i, Bediüzzaman Said Nursu, KS'nin şeytandan sığınır gibi siyasetten sığınması bu şeyden olsa gerektir. 31-32 salatı meşiş açıklaması ve kemalatların hepsine mazhar oldu. Başkaları yani melekler, peygamberler, evliyalar ve insanlar hakikatlerin sırlarına fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz ile kavuştular. Hakikatlerin neticelerini suretini de fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin cemaliyetinde gördüler. Kim gördü cemili esrarı gelmedi, Muhammed Rabbi o vücutlu şeriftir, hafi küntü kenzin zürriyetinin sebebi ilhi sırların kitapları üçtür. Afik kitabı dış alemlerin, bienfüs kitabı gayb alemlerinin ve batını müşahedelerin, ciyakaruran-ı kerim bu üç kitabın aslı da hakaik-ı rahmet kitabıdır. Allah, C.C.'ün gönderdiği dört ilhi kitapta bunlara işaret eder. Arifi billah olanlar tertip üzere bu kitapları okurlar ve hakikatlerine kavuşur, bilgi sahibi olurlar. Sırların çıktığı ve toplandığı yer Kur'an-ı Kerim iken Salavat-ı Şerife'yi yazan fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'i kabul etmesine sebep nedir? Diye sorarsan şu cevabı vermek gerekir. Kur'an-ı Kerim zahiri itibariyle sözdür. Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz ise zahiri itibariyle fiildir. Söz ise fiil üzerine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de, onu senin kalbin üzerine Ruhul Emin indirdi. Şuara 193.194 buyuruldu. Yani Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz Kur'an-ı Kerim in nüzul ettiği, rahmetki ilhinin gizli mahiyetleri ve sırlarını taşıyan kitaptır. Salat-ı meşiş açıklaması yerdir. Eğer bu kalp olmasaydı, Kur'an-ı Kerim'in sırları bilinmezdi. Bundan dolayı sırların çıktığı yer olmak fahriyle, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e layık oldu. İşte bunun gibi, Kur'an-ı Kerim'e bakan, fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimizin yüzüne bakmıştır. Aksi de böyledir. Yani, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e bakan da, Kur'an-ı Kerim'e bakmıştır. Bu makamda kalp, hüviyeti ile bir oldu. Fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'den dağılan esrar aslında enfüs, afak ve hakikatteki hüviyetki haktır. Gizli ve açık her şeyden hüviyet kazanacak eşyanın da sırrı fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'dir.
Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, kulluğu, rablığı ve mahlikatı her şeyi bünyesinde toplamıştır. Vücudu ilahiyeye şümülü var iken fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz zatını kulluk makamında tutardı. Kulluğuna da hiçbir mahluk erişemedi. Beşerin ihtiyaçlarından korunmuş idi. Gözü Allah, cc'ın varlığından ayrılmaz iken yine de haddini aşmaz, başka alemlere iltifat etmez ve kibirlenmezdi. Bu sırra istinaden fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz, Rabbim tarafından doyulurum buyurur, günlerce aç durur, benim gözüm uyur, kalbim uyumaz buyurur geceleri devamlı ibadet ederdi. Bu normal insanlara uygun bir şey değildir. Ve uluhiyetin hakikati, zatın mertebelerini temsil eden makamdır. 33-34 Salat-ı Meşiş açıklaması, nurların kendisinden infilak ettiği Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz'e salat et. Beyaz incidir. Fakat kırmızı yakutlar ve elmaslar ondan çıkar. Nur olarak bilinen eşyaların nurları, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz'den zuhur etti. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer nur saçan mahlikit ruhun nuru, kuvvetin nuru, aklın nuru, imanın nuru, Kur'an-ı Kerim'in nuru, tecelli nurları, nurlarını ondan aldılar. Fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz, Allah, cc, en önce benim nurumu yarattı buyurdu. De kelime-i kur, şüphe yok ki, size Allah, cc, tarafından bir nur gelmiştir. Ve 15 Allah, cc, kendine, nere ismini verdiği gibi, Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz en önce yaratılan nur olmak nedeniyle, nere-u layık gördü. Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Allah, cc'ın nuru olduğu gibi, hem önceliği ve özellikleri tamdır. Bu nedenle, yaratılmışların en faziletlisi oldu. Çünkü nurların aslı ve tümü Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh'dir. Bu nur bütün nurlardan daha güzeldir. Yusuf, As'ın güzelliği, fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin cemalinden doğmuştur. Arş bünyesinde taşıdığı cisimler ve nurlar ile Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizden yaratılmış ve onunla bek bulmuştur. Fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz diğer şeyler gibi yaratılışın mertebelerinden inerken nurunu kaybetmedi. Aş ise sahip olduğu nurları Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizden emanet alarak durur. Yoksa hariçten nir niyeti yoktur. Allah, cc, yerin ve göklerin nurudur. Nur 35 Salat-ı Meşiş açıklaması Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 46, nurlar saçan kandil buyuruldu. Bu nur eşyanın aslında olan hakikat nurlarının bilinmesine sebep olur. Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, in nuru aydınlattığı halde diğer kandiller gibi eksilme göstermez ve şilesi de kesilmez. Ümmetin alimlerine ve beşeriyet ilemine verilen şeriat ilimleri, tarikat kazançları, marifet nurları ve hakikat sırları bu kandilden dağıtılır. Her taraftan aydınlatma özelliği de vardır. Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz Allah, cc, beni nere kıldı buyurdular. Bu nurdan dolayı, namazda arka tarafımı görürüm diye buyurarak, altı yönü gördüğünü ümmetine haber verdiler. Çünkü birdir yanında bütün cihetler her yandan görürsün kainatı senki gören görür cihanın her yerinde istersen sırrı, çünkü o nurdan yaratıldı Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin hakikatinde iki nur, yani nübüvvet ve velayet nurları vardır. Efendimiz, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, bu alemden ayrıldıktan sonra zahire, dünya, bağlı olan nübüvvet nurlarını İslam'ın özünde, velayeti Hazreti Ali, kerremallahu vechhe, Efendimiz'de bıraktı. Nübüvveti, velayeti, şeriatı ve nuru fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin baki olduğu için başka bir peygamber gelmeyecektir. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz, bizlerin anlayışına sığmayacak şekilde ölmemiştir. Velayet nurları, batın nübüvvettir. Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimiz ve ehlibeyt ile bugüne kadar devam etmiştir. Bu nübüvvet peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin şerki nübüvveti gibi kıyamete 35-36 Salat-ı Meşiş açıklaması kadar devam edecektir. Evliyalar bu velayetin sırrı ile tasarruf eder. Veliliğin sırları aynı eşya gibi insanlara miras kalmıştır. Bu fazilet çalışma ile kazanılandan çok büyüktür. Hazreti Ömer Faruk, R.A.N. bu sırra binen Hazreti Ali, kerremallahu vece, Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir.
Bu şekilde Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'e akraba olup bu sırdan ve velayetten ayrı kalmak istememiştir. Hazreti Kutbul Aktab, K.S. bu nurla tasarruf eder. Diğer evliyalarsa Kutbun nurundan istifide eder. Çünkü Hazreti Kutbul Aktab, K.S. feyiz kaynağıdır. Sorulur ki hadisi şerifte, ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir gelmektedir. Bu maneviyat menzillerindeki silsileden dolayıdır. Yani geçmiş ümmetlerin evliyası peygamberinden, peygamberleri de Fahri İlem Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'den manevi feyizleri almaktadır. Fakat ümmetki Muhammed'in, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, evliyası ise feyzi bizzit, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'in nurundan direkt aldıklarından, İsrail oğullarının peygamberleri gibi olmuşlardır. Evliya, geçmiş ümmetlerin üzerine Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bu sebeple fazilet ve rüçhan bulurlar. Evliyalar batini yönden kutuptan, kutupta peygamberlik menbaından feyz ve nispet alır. Evliyanın kutuptan feyz ve nispet alması da peygamberlik menbaından alma gibidir. Çünkü kutup peygamberlikte feni bulmuştur. Velayet makamlarında çok yüksek mertebelere ulaşmalarından bazılarına Hatemkül Evliya denilmiştir. Hakikatte ise Hatemkül Enbiyi ve Evliyi Fahri İlem, mesela Muhyiddin Rebe Hazretleri, Celvetiye Tarikinde İsmail Hakkı Bursev, K.S. gibi, Salat-ı Meşiş açıklaması Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve Ala Ali, Efendimiz'dir. Nübüvvet ve velayet oyunda zuhur ettiği gibi kimse de zuhur etmediğinden durumu ayın dolunay olması gibidir. Diğerlerinde olanlar ise, oyunda olanların tafsilatları gibidir. Velinin kermeti peygamberin mucizesidir. Farkı ise veli zuhurat yeridir. Hüküm zuhuratadır, veliye değildir. Veli peygamber gibi dava sahibi olmaz. Dava sahibi olursa, veli olanı kendinden bilirse, kabul görmez ve kötülenir. Lazım olan zuhur eden kemalota hamd ve sen etmelidir. Bizler için iftihar olacak şey, sultanın haneye teşrif etmesidir. Bundan anlaşılan peygamberlik nuru asıl olan nur, evliyanın nuru ise asıl nurun parçalarıdır. Mesela güneşin ışıkları asıl, ayın ışıkları ise yansımalardan ibarettir. Yansımalar ise hiçbir zaman asıl gibi olamaz. Belki benzerlik veya özellik bulundurur. Bu sırrın işaretleri de hakikat-ı Muhammediye'den gelir. Eğer ismin okundu ise, ismin aslını yücelerden iste. Çünkü siret aslın yansımasıdır. Bu anlattığımız ilemde gece ve gündüz, sabah ve akşam yoktur. Bu sırra işaret Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, as hakkında hikaye yolu ile gelir. Batanları sevmem, Enme 76, insandaki nurlar yıldızların, kalpteki nurlar ayın, ruh ve levhdeki nurlar ise güneşin sırlarını taşır. Fakat bunların yani yıldız, ay ve güneşteki durumlar gibi tecelliyatları sürekli görülmez. Tecelliyatın fazlaca olduğu ruhbanlık ve manevi sarhoşluğun keşif ve idrak ettiği şeylere de itibir yoktur. Çünkü geçici şeylerden hasıl olmuştur. İtibar edilen ise mutlak oluş üzere olan tecellilerdir. Zira bu oluşta zat, sıfat ve fiiller feni bulup, Hakk'ın zat, sıfat ve fiillerinin nurları zuhreder. Bu fenada ebedu feni vardır. Hadis-i şerifte gözlerim uyusa da, kalbim uyumaz 37-38 Salat-ı Meşiş açıklaması gelmiştir. Dışta olan nurun kaybolması, içteki nurun gitmesine sebep olmaz.
kaybolan batın, sanal, nur ise tecelli zattan, Allah, CCA kavuşma başka makamlarda olur. Onun için insanı kamiller tecelli zatta kavuşmadan rahat edemezler. Bu makama ulaşana kadar bir yerde durmak istemezler. İstersen, tecelli etsin nurlar senden feni bul, gör ne var bu fenaya erişmek için bir an daima Hazreti Hakk'a yol var. Hakikatlerin kendisine yükseldiği, gerçeğini bulduğu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh efendimize salat et. Eşyadaki bütün hakikatler, ulvi, süfli, dünyevi özellikler, incelikler ve keyfiyetlerin hepsi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh in zatında toplanmıştır. Hakikatler Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh in batınında toplandığı gibi kalbi şerifleri hakikatler madeni, aslı ve çıkış yeri olmuştur. İlimler ve nurlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh'den alemlere dağılır. Bu özellik Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh Efendimize ait husustur. Başka hiçbir mahlukat buna kadir olamaz. Diğer nebiler, peygamberler, sıddıklar, arifler ve evliyalar hep Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh'in kalbinden ayrılmışlardır. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh Efendimize denildi ki her şey oyunda toplandı, onun kalbi şerifleri, arşın asli hakikatlerini, kürsinin sırlarını, tevhidin ilimlerini, melekitiyet nurlarını, kalbi, batini ulvi ve süfli, dünyev, sırları her şeyi eksizce toplayandır. Kısaca her şey odur. Salat-ı Meşiş açıklaması bilindiği üzere hakikatler iki kısımdır. Akevni, varlıkla ilgili, yaratılışla ilgili hakikatler, hakikatler, ruhlar ve cesetler ilgili inceliklerdir. Bilili hakikatler, zat, sıfat, ifle, fiiller ve isimlerin incelikleridir. Bu hakikatlere ulaşamayan velayet mertebesine ayak basamaz. Çünkü ilhi yolun usulü bunun üzerinedir. Bu yola giren, öncelikle seyran eden alemlerin seyirlerinin hakikatlerini anlayıp inkişaf etmesinden sonra velilik mertebesi gerçeklerine kavuşur. Bugün peygamberlik kesilmemiş olsaydı, peygamberlik mertebesine de ayak basardı. Fakat Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz'den sonra peygamberlik kesilmiştir. Velayet ile peygamberliğin arasında bir perde vardır. Hakikatler Allah, C.C. tam peygamberi olunca vahiy, veliye olunca ilim olarak kabul edilir. Hakikatlerin gösterildiğine işaret olarak Kur'an-ı Kerim İbrahim'e şöylece göklerin ve yerin melekotunu gösteriyorduk ki, En'âme 75, gelmektedir. Melekottan murat batini, ilhi ve gizli hakikatlerdir. Yani iç ve dış ilemlerde melekatu, süfli ve ulvi işleri, batini, sanal, şekilleri, devreden alemleri, tekrarlanan tavırları ve doğuşları sana gösterdiğimiz gibi, senden önce teveccühlerimizi kazanan atan İbrahim, As'e'de gösterdik. Çünkü onun görüşü senin görüşüne, anlayışı anlayışına benzediğindendir. Hadis-i şerifte ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de öyle göreceksiniz gelmiştir. Görmek ile müşahede, sırları 39-40 salat-ı meşiş açıklaması anlayarak görmek, anlamak arasında ayrılık vardır. Çünkü, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz mükemmel olarak yaratılmıştır. Peygamberler arasında mertebe ve faziletçe farklılık olduğu gibi evliyalar arasında da aynı farklılıklar vardır. Hülsa Fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin zatı bir nüshaki ilhidir ki, oluşan harfleri, kelimelerin asıllarını, ruhano ve misali hakat ayetlerini ve oluşan suretlerin hepsini topladığı gibi ilhi zatın isimlerinin harflerini, sıfato isimlerinin kelimelerini, ifali, fiiller, isimlerin ayetlerini ve meydana gelmiş eserlerinin siretlerini de ihtiva eder yani içine alır. Sayılan hakikatlerin kitapları vardır. Kevni hakikatlerin kitabı, hayali vücutların sırlarından yani bizim var olduğunu zannettiğimiz varlıklardan bahseder, dünya alemindeki bütün varlıklar, ilhi hakikatlerin kitabı ise hakuki vücutların hakikatlerinin sırlarından bahseder, ayeni sabite, varlıkların özleri, ilhi ilim, bu kitapları okuyarak kavuşacağın hüviyeti mertebesinde ise, faziletli ilimler, şerefli hakikatler, gizli ve açık şirkten kurtulmak, tevhidin aslını bulmak, eşyanın hakikatine kavuşmak ve bunda da usanmadan temizleneceğin bir saray bulursun. Bu saray için Kur'an-ı Kerim'de tamamen ona temiz olanlardan başkası el süremez. Vakıa 79. Thank you.
Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Buyurulmaktadır. Hakikatlerin şeriatları ve ümmetinin ihtilafları boğu, görmek ile bakmanın farkı, insanları sınıflara ayırtmıştır. Birçok insan bakarken ibret alır. Bazıları ise aynı şey ve olay karşısında gülüp geçer. Şairlerin bir gülün rengine binlerce sayfalık övgüler dizmesinin gerçeği budur. Ki uluhiyetin hakikati, zatın mertebelerini temsil eden makamdır salatı meşiş açıklaması göstermez değişme göre hikmete Allah, C.C. katında din İslam'dır, Al-Cimrin 19 buyrulduğu üzere hakikat dindir. Hazreti Adem, As'dan kıyamete kadar dinin usullerinde birlik olduğu gibi, dinin hakikatlerinde de birlik vardır. Onun için hakikatlerde değişme ve kalkma olmaz. Çünkü zatı ile var olan nesne, başka bir şeyle kaybolma ve değişiklik kabul etmez. İnsan ile bu hakikatler arasında olan münasebet, bütün ile parça arasındaki münasebet gibidir. İnsan ile uzası arasındaki münasebet gibi. Fakat bütün ile parçaları arasında olan münasebet, insan ile ifrazatındaki münasebet gibi de değildir. Muhakkak ki insanda cüzler toplandığı gibi hakikatler de toplanmıştır. Hakikatler insanın zatından ayrı değildir. Fakat inkar ile bir şeyde bu alemi toplamak Allah, C.C.'tan da değildir. Her şeyi yaratan ise Allah, C.C.'tir. Kötü olan şeylerin isnadı Allah, C.C. olmaz, kim ki ola zatında hakaik, olur akranı içinde merdi faik olup turnakaki müşkilahu, göre ilende merobu halayık Adem, As'ın ilimlerinin kendisine inip de onun karşısında mahlikatın aciz kaldığı Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e salat et. Salavat-ı Şerife'deki Adem'den murat insandır. Onun kalbinde insanla ilgili büyük ilimler vardır. İnsan dahi bundan aciz kalır demektir. Bütün mahlukat onu idrakten mahrumdur. Adem, As'a öğretilen isimlerden murat, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'de olan ilimden kudreti miktarınca aldıklarıdır. Adem, As'deki ilimden dahi melekler aciz kaldı. Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz ile Adem, As, karşılaşınca, beşeri yaratılış, kim ki hakikatleri zatında bulursa, akranı içinde üstün insan olur. Büyük ve zor müşküller onun ile hal olur. Yaratılmışlar içinde rağbet görür 41-42 salatı meşiş açıklaması yönünden evladım, hakikat yönünden babam olan Fahri ile, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e salat ve selim olsun demiştir. Onun için Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'e ruhların babası denilmektedir. Alimlerin ilmi, hakimlerin hikmeti, ariflerin marifeti ve eşyanın bilgisi hep aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'den aldığı nispet iledir. Bütün mahlukatın ilmi toplansa Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'in deryasında bir damla dahi yetmez. Kelimesi ile kalbine inen ilimlerin inceliklerine sahip olduğuna delalet eder. İnsan ilimlerin inceliklerine, sırlarına sahip olmadıkça ilminin hakikatine erişemez. Kalbide sahip olduğu ilimden menfaat ve mutmain olamaz. Yani insan cinsine gereken ilimlerin hakikatlerini kalbine indirmesidir. Nitekim hadisi şerifte öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri bana öğretildi. Başka bir rivayette, ve öncekilerin, sonrakilerin ilimleri bana mirastır. Yani aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini ve daha fazlasını talim eylemiştir. Bu sebepten dolayı Fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz ilimde cümle peygamberler ve evliyadan üstün hakkında nunu olmuştur. Allah, C.C.'ın lütfu senin üzerine pek büyük olmuştur. Nisa 113 buyuruldu. Çünkü ilim ile insan, melekottan faziletli olmuştur. Adem kelimesinden murat Adem, As olursa, manası salatı meşiş açıklaması Adem, As ilimleri, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz inşanından indirilmiştir. Çünkü Adem, As sonraki geleceklerden önce gelmiştir. Fahri ile Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz netice ve gayedir. Onun için her şey ilmini istidadı miktarınca, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz'den almıştır. Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ Ali, Efendimiz mükemmellik üzere yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah, C.C. eşyanın isimlerini Adem'e bildirdi. Bakara 31, buradaki Adem'den murat zahirde beşerin atası olan Adem, As'ın sıretidir. Hakikatte ise Adem'i hakokidir ki, aklı evveli olarak isimlendirilen Rihv-i Muhammediye'dir.
Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh Adem as çamurdan yaratılmadan hakikatinden önce bütün isimlerin hakikatlerine kavuşmuş idi. Her eşyayı ismiyle bilirdi. Ayetteki isimlerden murat belki isimleri ve konulduğu şeylerin hakikatlerini toplamış olmasıdır. Sofiye bu konuda isimleri bildirmesi ve konulduğu şeylerin hakikatlerine ulaşmasıdır demiştirler. Nitekim hadisi İmrab Şerif'te eşyayı aslı ile göster mesela bir kimse koyunu bildikten sonra renginin siyah veya beyaz olacağını bilir. Kulağı ile sesini, burnu ile kokusunu, tam ile tadını, eli ile yumuşaklığını ve hususiyetlerini idrik eder. Bundan yaratılışını, özelliklerini, iyilik ve kötülüklerini bilgisine katar. Böylece koyundan başkalarının hakikatini ayırır. Bir koyunda böyle olunca diğer eşyayı buna göre kıyas etmelidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh böylece bütün peygamberlerin hakikatini icmilen ve tafsilen toplamış olması hakikati zuhur eder. Allah cc'ın alemleri yaratırken Allah cc'ın nuruyla zahir olan ilk ayn hakikatidir. 43-44 salatı meşiş açıklaması zahiri ilim sahipleri derler ki kastedilen hakikat ilmidir. Çünkü her eşyaya ilim, adlar tahakkuk etmemiştir. Bu kolay bir cevaptır. Çünkü bir eşyanın fertlerinden birinin adını bilmek yeterlidir, hususiyet gerekli değildir. Kamil evliyalar ise bu ilmi keşif ile bilirler. Mis aklı ermeyenleri, bu gizli ilimlerden haberdar etmişlerdir. Bir eşyanın hakikatine alem, isim, verilmez ise yaratılışı abes olur. İyi hikmetlerden ise abes nesne sadır olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de surelerin evvellerinde gelen hurufu mukattaların hikmetleri ile keşf tarafından bilinmiştir. Onlar, bunların indirilmesinden murat yalnız iman içindir, demek hatadır. Fakat hakikatleri ifşaya izinli olmadıklarından, gerekli olduklarını beyan ile iktifa ederler. Zira Sultanul Müfessirin ve Tercümandül Kurne'de Allah, cc'ın sakladığını saklayın ve açıkladığını açıklayın buyuruldu. Bu gizli olan şeylerin olmadığını göstermez. Belki gizli olan şeylerin açıklanmaması sırlara ihanet edeceklerden muhafaza içindir. Kur'an-ı Kerim inzihiri, dışı ve batını, içi vardır. Kur'an-ı Kerim inzahirisini ulemi, batınını hakikat ehli diye tefsir etmişlerdir. Fakat bunlarda gerekli olan yapılan tefsirin kitap ve Rasulullah, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimizin sünnetine uymasıdır. Zira denilmiştir ki hakikat, sünnet ve kitaptır. Eğer ikisinin, sünnet ve kitap, şahdeti olmazsa aşırılık ve zındıklıktan başka bir şey zuhur etmez. De Kerimi'nin kur salatı meşiş açıklaması bir yaş ve bir kuru da yoktur ki, illa apaçık bir kitaptadır. Enne 59, batini taifesinin reddedilmesi, Kur'an-ı Kerim'in zahirini kabul etmedikleri gibi, batınını nefislerine göre yorumlamalarıdır. Sorulursa ki, niçin peygamberler batından söz etmediler? Cevap olarak deriz ki, peygamberler AVM ve havasın, cahil, alim her sınıf insan gruplarına, hepsine birden gönderilmiştir. Hitapları umuma birdendir. Batına da ima, işaret yolunu kullanmışlardır. Ki söylenilmiştir zira ipek satılan çarşıda deve satılmaz. Hicretten 600. hicri seneye kadar ümmetin havas tabakası hakikatleri rumuz, ima, kiniye, kapalı sözler ile dile getirdiler. Çünkü açıklamaya izinli değildiler. Daha sonra gelenler izin alarak kitapları açıklama yolu ile yazmaya başladılar. Muhiddin R.B. Hazretleri gibi yine de anlayışlarda zorluklar vardır. Zira batın işi zevk işidir. Tatmayan bilemez. Meseli kimya ilmine kadar açıklanırsa açıklansın yine hayretlerle ve anlaşılmazlarla kalmaktadır. Huzur sana vereni al, üzüntü vereni bırak. Hadis-i şerifte, şüpheye seni düşüreni bırak, yakane yönel, kalbinin şüphe etmeden kabul ettiğine yönel, emredildi. Çünkü akla sığmayan Fahri Alem Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam ve âlâ ileyi, Efendimiz bir adama buyurdu ki, sana şüphe vereni bırak şüphe vermeyeni yap adam, ben bunu nasıl bileceğim, dedi. Bir iş yapacağın zaman elini göğsünün üzerine koy, kalp muhakkak haram için çarpar, helal için sükunet bulur, takvalı Müslüman büyük günahın korkusundan küçüğünü terk eder. 45-46 salatı meşiş açıklaması şeyler panzehiri olmayan öldürücü zehirlerdir. Onun için büyüklerden işitilen rumuzlu ve kapalı kelamlarını inkarda acele etmeyip tabi olmak gereklidir. Hiç olmazsa alimler bilir diye ehline havale edilmelidir. İhya-i Ulum kitabında bazı ariflerden nakil edilmiştir ki, bir kimsenin vehbi ilimden nasibi olmaz ise imansız ölmesinden korkulur. Bu kötü halden Allah, cca sığınırız. Bu sebeple hiç olmazsa bu ilmi tasdik etmeli ve ehline teslim etmelidir. Bu ilim ehlini bilmekte ve bulmakta çok zordur. İnsanların çoğu ise kermet ehlini ararlar.
Kermeti Kevniye, varlıklar ilgili gösterilen kerametler yani uçmak, altın yapmak ve ise velilikte şart değildir. Şart olan ilmi kermetlerdir. Hakakatler burada bulunur. Fakat niceleri hakakatlerden bahsederler ama isabet etmeleri ise mümkün olmamıştır. Hakakatte aranan doğru yol, salim akla uygun olmasıdır. Bunu edilen hakaketin özelliği de doğru ve sahih olmalıdır. Fakat her ilhi ilim zahirde doğru yol üzere görünmediği gibi, bu yolun sapıtanları da çok şüpheli bir kazancı terk edişin senin sınırsız sadaka vermenden daha güzeldir. Böylece kazancın temizlenmesi amelin temizlenmesine, amelin temizlenmesi kalbin düzelmesine sebep olur. Kalp düzelince niyetler Allah, C.C.'ın isteklerine uygun olur. Yani seni ihlas sahibi yapar. İhlas ise cennetin kapısıdır. Adamın biri, Resulullah, aleyhissalatü vesselam ve âlâ ileyhi'nin huzuruna gelerek, ya Resulallah, soracak sorun var size. Sorunu sormadan cevabını almak istemez misin? Buyurun ya Resulallah. Sen, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormak istemiyor muydun? Evet ya Resulallah, aynısını soracaktım size. Peygamber, aleyhissalatü vesselam ve âlâ ileyhi, Efendimiz, üç parmağını birleştirip, adamın göğsüne hafifçe vurarak, bunu sen, kendi kalbine sorsana. İnsanoğlundaki bu kalp, yaratılışı gereği iyiliklerle aşinadır, onlarla huzur bulur, mutmain olur. Kötü işlerle bozulup çeşitli rahatsızlıklara maruz kalır. Bu konuda gerçek fetvayı kalbine danış, ondan al salatı meşiş açıklaması fazladır. Dört mezhebin birinden olup ehli sünnet vel cemaat üzere olanların nici fırkasından oldukları kesindir. Bulamayınca silik kahırdan necat lütuf yüzünden bula bir deracatı ulundu idem ve nispet eyledi zira insan mazharı tamdır. 3. Şerifte İhadis Allah, C.C. insanı yarattı ve onda tecelli etti gelmiştir. Yani Allah, C.C. insanda celal ve cemil isimlerinin hepsiyle kendisini gösterdi demektir. Meleklerde yaratılış basit ve cemil iledir. Hekeke ise zatını celile mazhar kılmıştır. Ve hadisi şerifte bu sırra işaret şöyle gelir. Yine C.C. Allah sana iftikir ile, muhtaç olmak ile beni zenginleştir. Başka bir rivayette devamında, fakat senden müsteğeni, zenginleşmek, olmak suretiyle beni fakirleştirme gelmiştir. Ve burada bahsedilen iftikardan, muhtaç olmak, murat-ı, cehenneme girmeden cennete giren Müslüman sınıfı. Ki bu yola çalışan eğer kahırdan, sıkıntı, meşakkat, kurtuluş yollarını bulamaz ise, lütuf ve ihsan kapısından sonsuz derecelere ulaşır. İlimler Adem, As'a nispet edildi, çünkü insanın yaratılışı zuhuratların, isimlerin, hepsinin tecelli edebileceği varlıktır. Vallah ismi zikredildiğinde Celle Celiluhu, azameti ve yüceliği çok büyük olmak, denilmesi bundan dolayıdır. Allah, C.C. tecelli etmesi celal yönü iledir. Cemil sıfatında kudret yoktur. Onun için melekler aklı kullanmazlar. Yalnız itaat ederler. İnsanlar ise akılların kudretleri miktarınca kullanırlar. Öyle ki sınırlarını aşar bazen Firavun, Nemrut gibi ilahlık iddiasında bulunur. Celal sıfatında tehlikeler var olsa da, cemil sıfatı bu tehlikelerden korunmuştur. Ve şu hususta unutulmamalıdır ki, dünya malına muhtaç olmak fakirlik değildir. Asıl fakirlik Allah, C.C.'tan istina, muhtaç olmamaktır. Samimi dua etmek, genellikle muhtaç olanlarda olur. Hazreti Peygamber, aleyhissalatü vesselam, Efendimizin, fakirlik benim iftiharımdır buyurması bundandır. 47-48 salatı meşiş açıklaması bütün ilhi isimlere sahip olmakla, Hak'a yönelmeyi istemektir. Çünkü isimlere sahip olan eşyaya sahip olur. Zenginlik ile eşyada tasarruf gerçekleşir. Bu makama tam manası ile Fahri İlem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz müyesser olmuştur. Bu sebeple hakakat-ı Muhammediye ve ismi ZM1'dir. Bütün isimler ismi ZM'ın çerçevesi içinde saklıdır. Onun için ulvi ve süfli, dünya alemde de, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz, muhtaç olmayan bir nesne yoktur. Meleklerde derece yükselmesi yoktur. Yaratılışları gereği yüksek derecelerde olduğundan ilimleri de yüksektir. Olabilecekleri en yüksek makamda yaratılmışlardır, nadir olarak, terakkoleri Adem, aleyhisselam, isimleri ile olmuştur. Bu ise Allah, C.C.'ın onları uyarmak için olmasıdır, insanda ise terakkoler sonsuzdur. Çünkü yaratılışı gibi tedricen, derece derece, çeşitli şekillerden geçerek olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde bu konu açıkça anlatılır, ilimde dahi böyledir. Her şeyi birdenbire öğrenemez. Onun için demişlerdir ki, Sevmi Fillah'ta, Allah, C.C.A. yapılacak yolculukta son yoktur. Yani dünya ve ahirette insanın seyrinde sonsuzluk vardır. İnsanın özelliği devamlı artma üzeredir.
Tecelliyatın çeşitli olması da ilminin çokluğuna işarettir. Lakin makamlarda nihayet vardır. Mesela bir padişahın gücü ve malik olduğu yerler sınırlı iken, işlerine hallerine sınır yoktur. Bu makamda Hüdayi K.S. buyurdu ki, bir sır ki, alim ve melek bilmez ola. Onun için Hazreti Adem, as'ın yeryüzüne yemin olsun ki, insanı çamurdan, ibaret olan, bir hülsadan yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta bir nutfe kıldık. Sonra o nutfeyi bir donmuş kan yarattık, ardından o donmuş kanı da bir parça et kıldık, sonra o et parçasını da kemikler kıldık, kemiklere de bir et giydirdik. Sonra da onu başka bir yaratılışta inşa etmiş olduk. Şekil verici takdir edici olanların en güzeli olan Allah, C.C., pek mübarektir. Müminin 12-14 Salat-ı Meşiş açıklaması inmesi bu ilim içindir. Bunun zuhuratı aşk üzerinedir. Aşk dert üzerine kurulmuştur. Cennette ise dert ve bela yoktur. Melekler, sultanın nedimlerine benzer. Nedimlerde eyalet beyleri gibi tecrübe ve kabiliyet aranmaz. Fakat kale muhafızları nedimlerden mükemmel ve hizmet ehli de işçilerden faziletlidir. Kutbiyette, yüksek derecedeki evliya makamı, tenezzül, manev dönüş, vardır söylenmesi lügat manası yönüyle ele alınmalıdır. Kastedilen mana hizmet için geri dönmeleridir. Onun için peygamberler ve kamil evliyalar hizmet makamını sıkıntılar ve zorluklar makamından saymışlardır. Kur'an-ı noksan'da kerim sıfatlardan münezzeh kudret sahibi yaratıcı, kulunu bir gece yürüttü, İsra 1 ayeti gelmiştir. Yani insan yürümekte beraberdir. Bu yolculuğu ise kulluk etmesinde bulur. Bu ise hizmettir. Çünkü kölenin efendi olması yoktur. Bu sebepten delilere de itibir yoktur. Çünkü üzerlerinden kalem kaldırılmıştır. Manevi sarhoşluğa, cezbeye düşenler ayık olanlardan aşağı derecededir. Sarhoşluk delilik gibidir. Onun için manevi sarhoşluğu galip olanlar akıl ve ihtiyarlarını kaldırdıklarından şeriatın bazı emirlerini yapamazlar. Mesela cezbe halinden kurtulmadan namaz kılamazlar, bu halleri 10 gün sürenler dahi vardır. Mahlukat aciz kaldı. Açık olan mana budur ki, mahlukatın aciz kaldığı, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz eğinen ilimdir. Fahri ilem, aleyhissalatü vesselam ve âlâ aleyh, Efendimiz'e inen ilim, hususan Kur'an-ı Kerim sebebiyle bütün yaratılmışları aciz kıldı. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.